Bir miktar cüzdan değildi, paraydı. Para şeklinde bulundu. Hani etraftaki sağa sola haberi geçildi esnaf arkadaşlara falan. Bir haber gelmeyince belediye, ondan sonra karakola aradık, her yere haber bıraktık. Sosyal medyadan da duyuru yaptık, haber sitelerle sizle iletişime geçtik işte bununla ilgili neler yapabiliriz diye. Yani bu paranın sahibini gerçekten bulmak istiyoruz. Peki parayı ilk bulduğunuzda ne düşündünüz? Düşüncem şuydu, hani para toplu bir para olduğu için bankadan çekilmiş de olabilirdi. Hani bu bir emeklinin bir ikramiyesi de olabilirdi, maaş ikramiyesi. Hani bir memurun çocuklarına bayram elbise falan alacak haçlığı da olabilirdi. Yani ben o paraya bir umut, yani bir insanı güldürebilecek, yani çocuklarını güldürebilecek bir madde olarak görüyorum. Yani insanlar üzülmesin, belki o adam empati yapıyorum. Öyle bir durumda ben bayramda çocuklarıma elbise, ayakkabı, üst baş almak için cebime koyduğum parayı kaybettiğim zaman aslında onların umudunu, neşesini de kaybetmiş olacağım. Yani zor bir durum. Allah kimseye böyle göstermesin böyle bir durumu. Arkadaşlarla oynarken yüklü miktarda para bulmuştuk. Bir çocuğun yani hayal edebileceği bir para değildi bu. Arkadaşlar hep harcayalım falan derken biz dedik yok, bunun sahibini bulalım. Küçük yaşta en azından böyle bir şey örneğini temsil ettik. Apartman apartman eve gezdik ve paranın inanılmaz bir derecede şok oldum. Annemin kaybettiğini öğrendik. Yani harcamış olsaydık çocuk aklıyla. Babam memurdu zaten, yani kıt kanaat geçinen bir aileydik. O yüzden o paranın ne değer olduğunu, nasıl önemli olduğunu bilincini ben çocuk yaşta aldığım için bunun sahibine ulaşması için gereken emeği de sarf edeceğime inanıyorum. Bu parayı da sahibine illaki ulaştıracağıma güveniyorum. Yani bunun araştırmalarını yapıyoruz.